en büyük savunucusuyuz. Bir anlamda halkında vicdanıyız. Kamudan hizmet alırken ihmal edildiğine inanan çeşitli mağduriyetler yaşayan vatandaşlarımıza müjdeler olsun. Kamu kurumlarından aldığı hizmetin hızından ve kalitesinden memnun olmayanların başvurabileceği adeta onların avukatı mesabesinde batıda ombudsmanlık denilen burada da kamu denetçiliği kurumunu artık oluşturuyoruz, ihdas ediyoruz. Ombudsmanlık kurumu olarak birey direkt olarak yönetime iştirak etmektedir. Bu kurumun özelliği budur. Yine kurumumuzun bir diğer özelliği ki biz bunu hep öncelikliyoruz, uzlaşıyla arabuluculukta sorunları çözebilmektir. Diğer yönden kararlarımızda sürekli olarak uluslararası standart ve AB standartlarına öncelik tanımaktayız. Bundan herkesin emin olması gerekir. Çok önemli bir özelliğimiz bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olmamızdır. Ombudsmanlık kurumu ülkemizde yeni bir kurum olarak bilinmektedir. Oysa tarihi kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Şu gördüğünüz haritada Piri Reis'in 1513'ünde çizdiği Atlas Okyanusu ve civarını gösteren haritadır. Güçlü bir imparatorluğun mirasıdır bu kurum. Devletimiz kendine güveniyor ve kendini denetime açıyor. Bir diğer yönden Ombudsmanlık kurumu olarak haklar kültürünü yerleştirmek ve adalete hızlı erişim temel hedeflerimizdendir. Kamu denetçiliği kurumunun anayasamızda yer almasını ve kurulmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımızı arz ediyoruz. Bize müracaat her türlü vasıtayla oluyor. Postayla, bizzat gelerek, mektupla, elektronik posta yoluyla masrafsız bir şey bize müracaat. En kısa sürede biz bunları neticelendiriyoruz. Biz azami 6 ay içerisinde ki biz çoğu zaman daha evvel bunları neticelendirmeye çalışıyoruz. Çoğu kere de uzlaşmayla bunları çözüyoruz. Bunlar büyük bir avantaj. Masrafsız olması ve kısa sürede çözüme kavuşturulması ve dostane bir çözüm olması en büyük avantajlardan bir tanesi. Olaylara insan hakları yönüyle bakıyoruz ve bütün değerlendirmelerimizi insan haklarıyla ilgili olarak görerek değerlendirmemizi yapıyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun amir hükümleri uyarınca kamu baş denetçisi tarafından 5 kamu denetçisinin iş bölümü belirlenmiştir. Kendi görev alanıma giren konular özellikle kamu personel rejimi, sosyal haklar, gıda, tarım, hayvancılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile vatandaşın devletle barışmasını amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda uzlaşma sağlanmış, vatandaşlardan teşekkür mektupları alınmıştır. Esas amaç zaten vatandaşın devlete küskünlüğünü değil, barışmasını sağlamaktır. Vatandaşlarımızın eğitim öğretim alanındaki kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları alanındaki şikayetlerini alıp inceliyoruz. Uğradıkları haksızlıkları dile getiren vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın sesi olabilmek bizim için çok önemli. Bu anlamda çocuk web sayfamız aracılığıyla çocuklarımızdan bizzat şikayet alıyoruz. Biz de bunları belediye başkanlarımızla görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşerek, gerekirse şikayet başvurusu haline getirip tavsiye ya da red kararı şeklinde sonuçlandırıyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz. Çocuklarımızın sesi olabilmek çok önemli ama bunun yanı sıra engellilerimiz ve kadınlarımızın da sesiyiz. Engelli vatandaşlarımız yine haklarına ilişkin kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması talebinde bulunuyorlar ve biz onların engelli olmalarından kaynaklı dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla şikayetlerini inceliyoruz, kamu idareleriyle görüşüyoruz ve çözüme kavuşturuyoruz. Dünyadaki adı ombudsmanlık, anayasamıza göre kamu denetçiliği kurumu, yeni kurulmuş olup arkadaşlarla bölüm ayrımı yaptık bizler. Benim baktığım alanlar enerji sektörü, çevre sektörü, TOKİ, inşaat, çevre şehircilik,
enerji ve belediyeler. Halkın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ve biraz da uzlaşı yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Çok fazla yazışmalara girmeden karşılıklı anlayışla birim amirleriyle, belediye başkanlarımızla bunları yapmaya çalışıyoruz. Neticede insanların mutluluğu, hepimizin mutluluğu. Biz bürokratlarımızın atladığı, eksik yaptığı, hata yaptığı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ve idari anlamda da geleceği için çok geleceği olan bir kurum olarak görüyorum. Ve halkımızdan şunları bilmesini istiyoruz. Bunu da çok üstüne basa basa söylüyorum. Burası mahkeme öncesi sondur. Ekonomi, vergi, finans, bankacılık, sosyal güvenlik ve vatandaşların emeklilikle ilgili işlemleri. Bu alanlarla ilgili yapılan şikayetlere genç, iyi eğitim almış uzman kadromuzla beraber sonuçlandırıyoruz. Özellikle vurgulamak istediğim şey şu, ombudsmanlık kurumu ileri demokrasilerin en temel göstergelerinden birisidir. Özellikle yabancı yatırımcılar, yabancı turistler, hangi ülkeye mensup olurlarsa olsunlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendilerine bir haksızlık, bir hukuksuzluk yapıldığını düşünüyorlarsa kendilerini çaresiz ve yalnız hissetmemelidirler. Doğrudan ombudsmanlık kurumuna bize başvurabilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, 2. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyonu'nun açılış konuşmalarını yapmak üzere kamu baş denetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Kamu denetçiliği kurumunun anayasada yer alması ve kurulmasını sağlayan ve bize her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızı huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine bu sempozyumumuza katılmakla bize büyük destek olan Sayın Bakanlarımıza, Yüksek Mahkeme Başkanlarımıza, üyelerimize, yabancı konuklarımıza, ombudsmanlarımıza, akademisyenlerimize ve diğer katılımcılara, değerli basın mensuplarına da burada teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl sizlere hitap ettiğim tarihlerde kurumumuz daha 6 aylık bir süre de faaliyet gösteriyordu. Şu an bir yıl geçmiş. Çok yeni bir kurum olmamıza rağmen gerçekten bu konuda ben ve arkadaşlarım çok büyük gayret sarf ederek kurumumuzu bu seviyeye getirmeye, daha ileriye götürmeye çalıştık. 1,5 yıl içerisinde aşağı yukarı 11 bine aşkın şikayeti 9 binini çok iyi inceleyerek ve araştırarak sonlandırdık. Tabii bu inceleme ve araştırmalarda temel hedefimiz idarenin bireyle olan ilişkilerinde iyi yönetişimi sağlamak, haklar kültürünü yerleştirmek, aynı zamanda bireyin güçlü devlet aygıtı karşısındaki haklarını savunup ona iade etmenin yollarına bakmaktır. Biz şöyle bir ülkemizde bir algı var. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun belki isminden de kaynaklanan bir algıyla sanki diğer denetim kurul, denetim teşkilatları gibi bir denetimden denetim olduğunu zannediyorlar. Ancak böyle bir durum yoktur. Bizim temel hedefimiz bireyle devlet arasındaki sorunlarda uzlaşı yoluyla, arabuculuk yoluyla sorunlarımızı gidermektir. Bu nedenle de birebir bireylerle, idarelerle bir araya geliyoruz ve
sorunları öncelikle arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten de bu süre içerisinde oldukça fazla bu şekilde arabuluculuk vasıtasıyla sorunlarımızı da çözdük. Bir nevi buna mahkeme öncesi alternatif çözüm yollarından biridir. Ve ben Avrupa'da ve değişik ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarında yaptığım incelemelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde mahkemeye gitmeden önce mutlaka ombudsmanlık kurumuna gitmesini koşul olarak arıyor. Bizim yasamızda da bu koşul, idari başvuru yollarının tüketilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bir diğer yönden kurumsal anlamda çoğu ombudsmanlık kurumunda re'sen inceleme yetkileri vardır. Aynı zamanda ombudsmanın idari başvuru yollarına gidebilme imkanı vardır. Davaya katılma imkanları vardır. Bu kurumun çok daha ileri seviyeye getirebilmesi için şüphesiz siyasi iradenin takdiridir, ancak bizim bazı yasal değişikliklere ihtiyacımız vardır. Kurumumuz birey odaklı olup insan hakları temellidir. Ve biz incelemelerimizde, araştırmalarımızda, kararlarımızda insan hakları ve uluslararası standartları her zaman için göz önünde bulundurduk. Bu 1,5 yıllık bu çalışmamız sonucunda gerek 2013 gerekse 2014 Avrupa ilerleme raporlarında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin raporunda ve yine Avrupa Parlamentosu'nun 2013 ilke kararlarında ombudsmanlık kurumumuzun kısa bir süre içerisinde fonksiyonel hale gelmesi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki katkılarından övgüyle bahsedilmiştir. Tabii asıl biz övgümüzü devletimizden ve milletimizden de bekleriz. Çünkü temel hedefimiz idare ile birey arasındaki barışı, aynı zamanda ulusal barışımıza da katkıyı hedeflemekteyiz. Biz yaptığımız incelemelerde idareleri suçlamaktan ziyade hak odaklı bir araştırmanın ve uzlaşının peşindeyiz. Bunu özellikle bizim kamu kurumlarının değerli yetkililerine de arz etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, kurum olarak hiçbir zaman devlet karşıtlığımız olmadığı gibi bireyin hakkını da hiçbir ödün vermeden onun karşısında savunma durumundayız ve bunu yerine getiriyoruz. Bu itibarla başarımızda özellikle siz şahsınızın ve Cumhurbaşkanlığımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biz büyük desteğini gördük. Burada Sayın Başkanımıza da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerine burada şükranlarımı sunuyorum. Bizim öncelik tanıdığımız bir diğer hususta sivil toplum kuruluşlardır. Demokrasinin temel taşlarına olan bu kurumlarla çok daha sıkı işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Onlarla birlikte bir takım projeler geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bize her zaman için müracaat edebilirler. Bu nedenle kendilerini de birçok kez ziyaret etmişimdir. Ancak üzülerek ifade edeyim, sivil toplum kuruluşlarından o kadar büyük destek gördüğümüzü, bize müracaat ettiğini de gözlemleyemedik. Yine bu kurumun en büyük özelliklerinden birisi kamuoyu oluşturmaktır. Dolayısıyla medyaya büyük ihtiyacımız vardır. Medyayla güzel ilişkilerimiz var. Bu konuda hem kararlarımızı hem haberlerimizi iletmeye çalışıyorlar. Demin de arz ettiğim gibi kurumumuzun daha etkin ve işlevsel hale gelmesi için yasamızda bazı değişiklikler öneriyoruz. Siyasi irademizin de bize bu konuda anlayış göstereceğini, destek vereceğine inanıyorum. Ben sözlerime son verirken tekrar sempozyumumuza katılarak bize büyük onur veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza burada tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Yine sempozyumumuza katılarak, konuşmacı olarak, katılımcı olarak arkadaşların vereceği katkılardan dolayı, yine yabancı konukları tekrar ülkemizde ağırlamaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Kamu Baş Denetçisi Sayın Nihat Ömeroğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Sayın Muizniyeks'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Excellency, President Erdogan, Minister Çavuşoğlu, Minister Bozdal, Deputy Speaker Yakut, Chief Ombudsman Umuroğlu, ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a great pleasure for me to participate in a symposium with such a distinguished list of speakers. I think that such a high-powered program could be planned and put together points to the rapid growth in the stature of the Ombudsman's office in Turkey since it was established 2 years ago. I think it also points to the goodwill and willingness to assist and cooperate among Turkey's many partners. The rapid spread of Ombudsman's institutions in Council of Europe member states is a very, very positive development. Now, almost all Council of Europe member states have an Ombudsman's office, and the mandates of many often mention human rights explicitly. The independence of the Ombudsman is an absolutely critical pillar for the effectiveness of Ombudsman institutions. Constitutional provisions with a secured term of office is the most desirable option, and I'm very pleased to see that this is the option that was chosen in Turkey. In many Council of Europe member states, however, the independence of Ombudsman is undermined not by law, but by money, or the lack of it, by budgetary restrictions, by enforced staff cuts. Austerity measures in many European countries have led to the closure of regional ombudsman's office, to the merger of different institutions, and to their weakening. The economic crisis is often only a pretext to undermine the independence of such institutions. But ironically, the importance of ombudsman institutions only grows in the context of economic crisis and austerity. Ombudsmen tend to receive more complaints during economic downturns. They can monitor the effects of austerity measures on various vulnerable groups, such as children, women, persons with disabilities, the elderly. They can advise governments on how to devise human rights compliant responses to the crisis. A big challenge for national human rights structures and ombudsmen everywhere is communication. How can we make good governance and human rights interesting, understandable, attractive to the widest possible audience? How do we reach vulnerable groups? The poor, migrants, Roma, persons with disabilities, children, and young people. Now, my answer to these questions is twofold: social media and cooperation with NGOs. The Council of Europe is pretty backward when it comes to the use of social media. I think I was the first when I arrived at the Council of Europe 2.5 years ago to begin using Twitter and Facebook and other such tools. But I'm absolutely convinced that we have to be on social media. Human rights institutions, ombudsmen, we have to use social media. This is where young people live. When I look at my daughters, 16 and 18 years old, they don't use traditional media. They only use social media. And if we are not there, we cannot reach this target audience at all. Cooperation with NGOs is also absolutely critical. A lot of research, including that by the Fundamental Rights Agency of the European Union, has found that awareness of ombudsman institutions and similar structures is quite limited among the population, that very often minorities, migrants, and other victims of hate crimes and human rights violations don't turn to ombudsmen. And I think the only way we can reach these groups that generally distrust state institutions is to work with NGOs, to work with those who are closest to these groups. I'm very pleased that relations with the media and with NGOs is high on the agenda of this event, and I look forward very much to learning about the experience of the Turkish ombudsman in this sphere. When I was last in Turkey in 2013, one of the focuses of a report I wrote was on the developing human rights infrastructure in Turkey. I welcomed the legal and institutional setup. I expressed the view that the legal framework could be improved
For example, by allowing ex officio investigations on the part of the ombudsman, as the chief ombudsman already mentioned. I think it is better to attack problems and challenges at their root rather than to deal with the consequences of these problems, to work proactively rather than reactively. During my visit, I also analyzed the Gezi events and police misconduct, and I suggested that the work planned by the ombudsman was an excellent opportunity to establish his credibility. And I think the ombudsman, on the whole, stepped up to this challenge. I think the decision regarding the Gezi events was detailed, well-reasoned, based on international standards, and accompanied by very sound recommendations that largely coincide with my own. I think decisions in other areas of work have also been quite welcome. For example, a case of a high school and its failure to provide reasonable accommodation to a student with autism was also very solidly argued, reflected a high awareness of international standards, including the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Social Charter. It's less clear to me to what extent the Turkish administrative authorities are implementing the decisions and recommendations of the ombudsman. I deduce from his first report to the parliament that compliance is relatively low. This points to a need for parliament and the government to do more, to heed the recommendations, to adapt, to become accustomed to supervision by an independent body. How can I help in this process? Ombudsmen and national human rights structures are absolutely critical partners for my work in every Council of Europe member state. They are essential sources of reliable information, and they very frequently follow up on my own work. I cannot be in all 47 member states constantly, so they are excellent allies to keep pushing for human rights-related reforms. Occasionally, I can help ombudsmen. Let me give some examples. In Moldova, Parliament passed a law which many consider to have many shortcomings. After analyzing the law together with representatives of the UN, the OSCE, and the EU, we wrote a letter to the President outlining these shortcomings and urging him to send back the law for further review. The President did this, he sent it back, and the final version of the law was much better. Several examples of cooperation. Last year in Serbia, I carried out a joint visit with the ombudsman to a refugee reception center. The ombudsman was interested in attracting media attention and political attention to the situation in this facility and to the very difficult situation outside of the facility, because you had about 220 refugees living in the facility, but you had hundreds living in tents and shacks in the forest around the facility, and this was a time bomb waiting to go off. The local inhabitants were quite dissatisfied with the situation. So after this visit, after writing a letter to the Prime Minister, after working and coordinating with the ombudsman, we succeeded in pushing through some change. Another example, in Albania, the ombudsman had highlighted a number of shortcomings in the provision of legal aid to the most vulnerable groups in society, to Roma, to persons with disabilities, and others. We gathered more information during a visit. I wrote a letter to the Minister of Justice. This letter was taken up by parliamentarians who wanted to push for change, and the law was changed. Currently, my office is trying to facilitate cooperation between the Ukrainian and Russian ombudsmen on a very specific issue, on Crimea, on detainees in Crimea. There are a number of persons who are in pretrial detention and in prison in Crimea who might want to do the rest of their detention on the mainland. And we are working together to review these cases, and hopefully we will be able to help some people. What this suggests to me is that we need to seize opportunities to work together. We need a constant exchange of information, and I need for you to let me know how I can help you. I thank you very much for this invitation and for this excellent conference, and I wish us all the best of luck in our important common work. Thank you for your attention. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Sayın Nils Muizniek'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz, çok değerli Avrupa İnsan Hakları Komiseri, çok değerli başdenetçimiz, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası birçok paydaşı bir araya getiren bu sempozyumun, insan haklarının korunması bakımından çok önemli bir mekanizma olan ombudsmanlık kurumlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneminin anlaşılması ve de tecrübelerin paylaşımı bakımından çok önemli bir sempozyum olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle de kamu baş denetçimize bu sempozyum için çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Türkiye uluslararası alanda demokrasi, hukuk ve insan hakları normlarının geliştirilmesi, bu normları ortaya koyan uluslararası belgelere taraf olma ve bunları uygulama konusundaki iradesiyle bu normların hem Avrupa'da hem de Avrupa ötesinde ilerletilmesi, özellikle bölgesindeki gelişmeleri de dikkate alarak bölgesinde demokrasi temelinde istikrar sağlanması hedefiyle hareket etmektedir. Avrupa'da kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi ve üyelik müzakereleri yaptığımız Avrupa Birliği'nin üzerinde yükseldiği evrensel değerlerin daha da yüceltilmesi bizim için önemlidir ve de önceliklidir. Ülkemiz son yıllarda vatandaşlarımızın demokratik istek ve beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesiyle temel hak ve özgürlüklere saygının tam olarak sağlanması amacıyla kapsamlı bir reform sürecinden geçmektedir. İnsan hakları alanındaki reformlarımız, yargının etkinliğinin sağlanmasının yanı sıra vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin daha iyi korunmasını sağlayacak yeni ulusal insan hakları mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmalara odaklanmıştır. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz sessiz devrim niteliğindeki reformlardan bir tanesi de kamu denetçiliği kurumudur. Bu önemli kurum esasen hükümetimizin ileri demokrasi kararlılığının bir tezahürüdür. Yeni Türkiye'yi simgeleyen mekanizmalardan da bir tanesidir. O eski Türkiye'de alışılagelmiş o kimi kime şikayet edeceksin anlayışı artık tedavülden kalkmıştır. Bu bakımdan ombudsmanlık mekanizması devletle millet arasında kurduğumuz köprülerden de bir tanesidir. Kamu denetçiliği kurumunun kurulması esasen uluslararası yükümlülüklerimiz bakımından da önemli bir gelişmedir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'nin üye olurken üstlendiği yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiğini takdir ve teslim etmiş ve 2004 yılında denetim sürecini sonlandırmaya karar vermişti. Bu tarihten itibaren başlatılan denetim sonrası diyalog sürecinde kamu denetçiliği kurumunun kurulması ülkemiz için belirlenen 12 kriterden bir tanesidir. Kamu denetçiliği kurumunun kurulmasıyla esasen 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı'nın gayri resmi açılış kriterlerinden birini karşılayarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize önemli bir önceliği yerine getirmiş olduk. Aslında bu kurumla beraber 23 ve 24. fasıllar için gerekli olan 6 tane diğer reformlarla beraber gayri resmi açılış kriterlerinin tamamını yerine getirmiş olduk. Burada gayri resmi diyorum çünkü Avrupa Birliği henüz bu kriterleri resmi bir şekilde ülkemize belirtmediği için gayri resmi diyoruz ve Türkiye bu Avrupa Birliği'nin bu tutumuna rağmen bu gayri resmi açılış kriterlerini tamamen yerine getirerek Avrupa Birliği sürecinde ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Kamu denetçiliği kurumunun kurulması ve başarılı bir mecraya oturtulmasıyla Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üzerindeki ve nezdindeki yükümlülüklerimizin önemli bir kısmını da yerine getirmiş olduk. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
Avrupa'da insan hakları ihlalleriyle mücadelede tek başına yeterli olmayacağı noktasından hareketle kamu denetçiliği kurumlarının bu konuda işbirliği yapmasına da son derece önem veriyoruz ve önemli görüyoruz. Bugün ombudsmanlık müesseseleri sadece Türkiye'deki mahkemelerin iş yükünü azaltmakla kalmıyor. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarının çalışmalarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosya sayısının azalmasına katkı sağlayarak İnsan Hakları Mahkemesi'nin de iş yükünün azalmasına önemli bir etki ve katkı sağlamaktadır. Bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan kamu denetçiliği kurumumuz, şüphesiz temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Bugün bu kavramları ve mekanizmaları ithal etmiş gibi görünen kadim medeniyetimiz, aslında bunlara yüzyıllar öncesinden öncülük eden, başarıyla uygulayan bir geleneğe sahiptir. Zira bizim için en geçerli düstur daima, insanı yaşat ki devlet yaşasın olmuştur. Ombudsman mekanizmasının ilk kez 18. yüzyılda İsveç'te ortaya çıktığı kabul edilse de, İsveç Kralı Demirbaş Kağıl'ın Osmanlı İmparatorluğu'na sığındığı süre içinde Osmanlı yargı sisteminden etkilendiği ve ülkesine döndüğünde böyle bir kurum oluşturduğu bilinmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumumuz henüz birkaç yıl önce kurulmasına rağmen bugün gerçekten gerek yayınladığı raporla, gerekse değişik konulardaki tutumuyla ve de halktan gelen taleplere objektif bir şekilde yanıt vermesiyle bir hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada saygınlık kazanmıştır. Ve bu saygınlığı kazandırmasında rol alan kamu baş denetçimize ve tüm çalışmalı arkadaşlarına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sadık Yakut'u konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, ülkemizin yeni kurumlarından olan Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumunda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sempozyumun başarıyla geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hukuk sistemimizin eğitici, yönetici ve uygulayıcıları olmak üzere bütün tarafların temsilcilerinin bulunduğu sempozyumun kamu denetçiliği konusunda 2 yıllık süreçte aldığımız mesafeyi göstermesi bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Kamu denetçiliği adıyla kurumsallaştırdığımız alana bazı ülkelerde ombudsman, bazı ülkelerde halk denetçisi, kamu hakemi, arabulucu, halk avukatı ve yurttaş sözcüsü denilmektedir. Tarihi ve kültürel dayanaklarına baktığımızda kamu denetçiliği kurumu için bizim icat ettiğimiz ancak zamanla unuttuğumuz, yabancısı olmadığımız bir kurumdur. Çağdaş ülkelerin pek çoğunda oluşturulan bu kurumun köklerinin Osmanlı Devleti'ndeki kadılık kurumunun bir uyarlaması olduğu bilinmektedir. Yani biz kamu denetçiliği kurumunu yeniden kurarak hitimize sahip çıktık diyebiliriz. Kamu denetçiliği olarak çevirdiğimiz ombudsmanlık kurumunun kökleri Osmanlı Devleti'ne dayanmaktadır. Bu kurumun dünyaya tanıtılmasında İsveç Kralı Charles'ın önemli katkıları olmuştur. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne sığınan ve 5 yıl boyunca bugünkü Moldova sınırları içerisinde bulunan Bender'de kalan İsveç Kralı Charles bu süre içerisinde Osmanlı Devlet yapısını inceleme imkanı bulmuştur. Ülkesine döndükten sonra da çalışma sistemini çok pragmatik bulduğu kadılık kurumunu ombudsmanlık adıyla ülkesine uyarlamış ve sonuçta günümüze kadar ulaşan çağdaş bir kurumu ortaya çıkarmıştır. Çağdaş yargı sistemleri anlaşmazlıkları yargı yoluyla
çözmek yerine anlaşmazlıkları alternatif uzlaşma yöntemleriyle çözme yolunu tercih etmektedir. İsveç'in bizden uyarladığı sistem dünyada pek çok ülkede uygulamaya başlayan ve İsveç'in yanı sıra dünyada 140'ı aşkın ülkede işlerliği olan bir kurumdur. Tabii geçmişten günümüze yönetim anlayışlarında köklü değişiklikler olmuştur. Bu doğrultuda kamu denetçiliği de değişime uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kamu denetçiliği çağdaş bir kurum olması nedeniyle karşılaştırmalı hukukta dayanağı olan uygulamaları yerleşik, kriterleri oturmuş bir kurumdur. Bu itibarla kamu denetçiliği kurumu aslında tanışık olduğumuz bir kurumdur. Yakından bilindiği üzere Türkiye'ye kıyasla Avrupa ülkelerinde dava sayısı son derece azdır. Her yıl milyonlarca davanın açıldığını ve yargı sisteminin çok ağır iş yükü altında olduğunu dikkate aldığımızda bu tür alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulamada olan yöntemlerin kalite standartlarının artırılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasanın ikinci maddesinde de ifade edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yine Anayasanın 5. maddesinde Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin yerleşmiş kararlarında da ifade edildiği gibi, Anayasanın 2 ve 5. maddelerinde belirtilen sosyal hukuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişiyle toplum arasında denge kuran bir devlettir. Devletin insan hak ve hürriyetlerine saygı göstermesi ve işlemlerine hukuka bağlı kalması, idarenin eylem ve işlemleriyle ifadesini bulur. Bu itibarla idarenin eylem ve işlemlerinin insan hak ve hürriyetlerine saygı esası üzerine tesis edilmesi ve hukuka ve hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Demokratik sistemler yönetim gücünü halktan alır. Devletin keyfi yönetimine karşı halkın sığınağı hukuki kurumlardır. Hukukun halkı korumadığı sistemler demokratik sistem değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. İdaremizin eylem ve işlemleri yargı denetimine açıktır. Ancak herkesin bildiği ve kabul ettiği gibi yargının işleyişi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun, yorucu ve masraflıdır. Vatandaşın özlemi ve beklentisi ise uyuşmazlıkların kısa yoldan, masrafsız ve kısa zamanda çözümlenmesidir. Kamu denetçiliği kurumu da vatandaşın beklentilerine cevap verecek niteliktedir. Ancak alternatif bir yargı organı değildir. Vatandaşın devlet karşısında kendini korumasını ve savunmasını sağlamak için oluşturulmuş bir kurumdur. Biz bu kurumu tekrar canlandırdığımız için gururluyuz. Zira tarihte bıraktığımız bir kurumumuzu çağdaş yönetim anlayışına uygun şekilde canlandırıp yeniden hayata geçirdik. Ne kadar doğru bir iş yapıldığını kuruma yapılan başvurular göstermektedir. Çünkü idarenin bireyle ilgili aldığı kararları yerindelik yönünden inceleyen tek kurum kamu denetçiliği kurumudur. Türk demokrasisinin ilerlemesi ve kökleşip kurumsallaşmasında her türlü kurum ve kuruluşun denetime açık olması son derece önemlidir. Savaş ve barış hallerine ilişkin kararları, sınır ötesi operasyonları, askeri tatbikat gibi kararlar dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de her türlü eylem ve işlemi kamu denetçiliği kurumunun görev alanına alınması da son derece önemlidir. Bu durum sistemimizin şeffaflaşıp güçlenmesi adına
Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu bir adım olmuştur. Bir ülkede iç barışın temin edilmesinde, kurumların birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasında güven duygusunun yaşatılması son derece önemlidir. Bu duygunun yaşatılmasında halk arama yollarının açık olması ve denetim mekanizmasının işlemesi oldukça önemlidir. Güven duygusunun kaybolması, devlet-vatandaş arasındaki zımni sözleşmenin ihlal edilmesini haklı hale getireceği gibi, vatandaşımızın devlet kurumlarını çözüm ve çare kapısı olarak görmesinin de önüne geçilecektir. Sorumluluk sahibi hiçbir yönetici, vatandaşın devlet organlarına, güven duygusuna gölge düşürmemelidir. İşte ombudsmanlık da dediğimiz kamu denetçiliği kurumunun en temel işlevlerinden birisi, vatandaş-idare ilişkileri arasındaki güven unsuruna gölge düşmesini engellemektir. Sayın Cumhurbaşkanım, güven duygusunu yaşatmak zorundayız. Çünkü bizler devlet ebed müddet anlayışına sahip bir milletiz. Bunun için temel kabulümüz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın yaşaması aldığı hizmetlerden dolayı onun memnuniyetinin en üst düzeye çıkartılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Peki bunları yaparken hangi ölçütlerle sorgulama yapıyoruz? İdare uygulamalarında insan haklarına uygun hareket ediyor mu? Kararlarını adaletli bir şekilde veriyor mu? Verilen kararlar kanunlara uygun mu? Etnik köken, inanç, mezhep, statü ayrımcılığı yapılıyor mu? Yöneticiler sahip oldukları yetkilerini vatandaşların lehine mi, aleyhine mi kullanıyorlar? Verilen hizmette eşitlik ve tarafsızlık ilkesine uyuluyor mu? Hizmet verenler vatandaşa saygılı davranıyorlar mı? Hizmetler şeffaflık ilkelerine uygun şekilde yürütülüyor mu? Bireyin hak arama ve bilgi edinme yolları açık mı? Kazanılmış haklar korunuyor mu? Kendini savunma hakkını kullanabiliyor mu? İdarenin eylem ve işlemlerinin bireyin haklarını koruyup korumadığının anlaşılması bu sorulara verilen cevaplarla mümkün olacaktır. Bağımsızlığı anayasa ve kuruluş kanunu ile teminat altına alınan kamu denetçiliği kurumunu vatandaşlar için cazip hale getirmek çok önemlidir. Onun için bu kurumun vatandaşımız açısından bilinir ve kolay ulaşılır olmasını sağlamamız gerekmektedir. Kuruma başvurmanın herhangi bir bedeli yoktur. Üstelik elektronik haberleşme aygıtları ve posta araçları kullanarak da kuruma başvurmak mümkündür. Kamu denetçiliği kurumu adliye teşkilatının bir organı olmadığı için vatandaşlarımız ile kurumumuz arasındaki köprü işlevini valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız sağlamaktadır. Vatandaşlarımız 81 vilayet ve 892 kaymakamlık merkezinden şikayetlerini kamu denetçiliği kurumuna ulaştırabilmektedirler. Ancak bunun bilinirliği henüz daha azdır. Bilinirliği sağlamada en önemli yardımcımız ve destekçimiz kitle iletişim araçlarıdır. Ayrıca sosyal medyada bilinirliği sağlamakta yardımcı bir araçtır. Şikayetçinin ciddiye alındığını düşünen vatandaşımız da kurumun bilinirliğini sağlamada en büyük gücümüz olacaktır. Hangi kurum olursa olsun etkin hale gelmesi zamanla mümkün olmaktadır. Kuruluşun üzerinden henüz 2 yıl geçen kamu denetçiliği kurumuna yapılan 11.580 başvuruda kurumun vatandaş tarafından bilinir hale geldiğinde göstermektedir. Herkesçe bilindiği gibi yargı kararları kesindir ve uyulması zorunludur. Uyulmaması halinde yaptırım vardır. Kamu denetçiliği kurumunun kararları ise adli ve idari yargının kararlarının aksine tavsiye niteliğindedir. Muhatap sağduyulu vatandaş ve sağduyulu idaredir. Verilen tavsiye kararına idarenin uymasını sağlayacak herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Vatandaş lehine verilen kararlara idarenin uymasını temin edecek olan idare üzerindeki kamuoyu baskısı olacaktır. Elimizdeki veriler de bu konuda kesinlikle iyi bir yolda olunduğunu göstermektedir. Kamu denetçiliği kurumunun verdiği kararlara idarenin uyma oranı
2013 yılında %20 iken 2014 yılında %30'lara ulaşmıştır. Beklentimiz bu oranın %100 seviyesine ulaşmasıdır. Çünkü kamu denetçiliği kurumu bir mahkeme olmamakla birlikte mahkemeler üzerinden büyük bir yük almaktadır. Dileğimiz hem mahkemelerdeki dava sayısının azalması hem de idare ile vatandaş arasındaki anlaşmazlıkların olmamasıdır. Bu vesileyle mahkemelere, hakimlere ve hakemlere ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığı, iyi kalpli ve yüksek ruhlu insanların oluşturduğu bir dünya temennisiyle sempozyumumuzun verimli geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sadık Yakut'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, 2. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunu onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Saygıdeğer katılımcılar, yurt içinden ve yurt dışından bu önemli sempozyuma katılan kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İkincisi gerçekleştirilen Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'na çok değerli kamu baş denetçimiz ve çalışma arkadaşlarına bu önemli sempozyumu tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından katılan tüm değerli dostlarımıza da hoş geldiniz diyor. Verecekleri katkılar için şimdiden kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. 2 gün sürecek bu uluslararası sempozyumun Türkiye'de henüz 2 yıllık bir geçmişi olan kamu baş denetçiliği uygulamasına güç vermesini, çalışmalarına ışık tutmasını yürekten arzuladığımı da burada özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'de kamu denetçiliği kurumunu 2012 yılında çıkardığımız bir kanun ile ihdas ettik. Aradan geçen 2 yılı aşkın süre içinde bu önemli kurumumuz yapılanmasını tamamladı, mevzuatları hazırladı ve çalışmalarına başladı. Burada da ifade edildiği gibi 2013 ve 2014 yılları içinde kamu denetçiliği kurumumuza 11.580 adet başvuruda bulunuldu. Bütün bu başvuruların incelenmiş ve neticelendirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapılan başvurularla ilgili verdiği tavsiye kararlarına uyma oranı 2014 yılında %30 olarak gerçekleşti. Bu oran yeni bir kurum için umut verici olmakla beraber çok daha yüksek olması da hepimizin arzusudur. İnşallah hükümetimizin ve meclisimizin de desteğiyle bu oranın önümüzdeki yıllarda çok daha yükselmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, 2002 sonundan itibaren Türkiye'de demokratikleşme adına, insan hak ve özgürlüklerini güçlendirme adına gerçekten tarihi adımlar atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kurulması atılan bu adımlar içinde önemli bir yer tutuyor. Aynı şekilde 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirilmiş olması da bireyin haklarını savunmak adına devrim niteliğinde bir önem, bir anlam taşıyor.
Yine burada ifade edildiği gibi esasen bireyin idareye karşı haklarını savunma mekanizması gerek Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkıyla gerek kamu denetçiliği kurumuyla öze dönüşten kökleriyle yeniden kucaklaşmadan başka bir şey değildir. Ombudsmanlık az önce de ifade edildi. 18. yüzyılda bu topraklardan çıkmış, Avrupa'ya yayılmış bir uygulamadır. Bizim yüzyıllara sari devlet ve idare geleneğimizde birey devlet ve idare karşısında hiçbir zaman yalnız olmamıştır. Çaresiz ve savunmasız bırakılmamıştır. Türk devletleri olan Memlüklere, Selçuklulara baktığınızda orada Divan-ı Mezalim ya da Darul Adl gibi kurumların olduğunu görürsünüz. Kimi zaman bizzat sultanlar camilere gidip namazın ardından vatandaşın dertlerini dinliyorlardı. Vatandaşın bir memurdan şikayeti varsa bunu çeşitli vasıtalarla ya da doğrudan sultana kadar iletebiliyordu. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun, kazaskerlik, şeyhülislamlık, kadılık gibi makamlar halkın şikayetlerini dinliyor, devletin ve idarenin halka zulmetmesinin önüne geçiyorlardı. Bir temel ilke Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yine az önce de ifade edildi. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği o meşhur nasihattır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani devlet öncelikli bir yapı asla yok. İnsan öncelikli bir yapı söz konusu. Düşünün ki o dönemde başkent İstanbul, Afrika'nın içlerine kadar, Yemen'e kadar hükmediyor, oradaki halkın huzur içinde, adalet içinde yaşamasını işte bu anlayışla temin edebiliyordu. Yerelde kadılıktan başlayarak İstanbul'daki sultana uzanan o idare zinciri bozuluncaya kadar, tefessüh edinceye kadar çok geniş bir coğrafya içinde adaleti tesis etmek, temin etmek de mümkün olabilmişti. Devletle birey arasındaki mesafe açıldıkça ne yazık ki hem birey zayıfladı, hem de devlet zayıfladı. Devlet, halkını, vatandaşını, kendisini var eden, kendisinin yegane sahibi olarak görüyorsa, o devlet adildir. O devlet şefkatlidir, merhametlidir. Ama devlet, halkını, vatandaşını, vatandaşının taleplerini bir tehdit olarak görüyorsa, kendisini vatandaşına karşı korunaklı hale getiriyorsa, işte o devlet zalim bir devlete dönüşür ve zayıflamaktan, çürümekten, yıkılıp gitmekten başka bir seçeneği de kalmaz. Şunu asla unutmayacağız. Osmanlı Devleti'ni 6 asır boyunca dünyanın en güçlü devleti haline getiren temel özellik, halkına karşı adaletli davranmasıdır. Selçuklu'yu asırlar boyunca bu coğrafyanın güçlü bir devleti haline getiren unsur, asırlar boyunca halkıyla kurduğu irtibattır. Selçuklu'da, Osmanlı'da halk ile arasındaki irtibatı kopardığı ya da zayıflattığı dönemlerde gerilemeye başlamış ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti hem adil ve güçlü bir devlet, hem de uzun soluklu bir devlet olacaksa, tarihindeki bu büyük tecrübeleri kullanarak, tarihindeki bu zengin mirası tevarüs ederek bunu sağlayabilir. Ancak o zaman bunu başarabilir. Onun için ümitsiz olmaya asla gerek yok. Bizim tarih içinde kurulmuş devletlerimize baktığınızda, hiçbirinde vatandaşı şekillendirmek, formatlamak, tek tip birey oluşturmak gibi bir siyasetin olmadığını görürsünüz. Kıyafet dayatması yoktur. Dil dayatması yoktur.
kültür dayatması, etnik köken, din, mezhep dayatması yoktur. Saraybosna'dan Batum'a, Kırım'dan Sana'ya, Bağdat'tan Cezayir'e kadar çok geniş bir coğrafya içinde dinler, mezhepler, diller, kültür ve gelenekler tam bir özgürlük içinde varlıklarını idame ettirmişlerdir. Devlet ve idare halk üzerinde ceberut, baskıcı, zalim bir yapı değil. Tam aksine kucaklayan, merhametli, şefkatli, dinleyen ve saygı duyan bir yapı olmuştur. Bu sayede adil, bu sayede uzun ömürlü olmuşlardır. Son 12 yılda yaptığımız reformlara dikkat edelim. Diller üzerindeki baskıları, kısıtlamaları kaldırmaya çalıştığımızda bundan devletin zarar göreceği ifade ediliyordu. Kıyafetler üzerindeki, özellikle de başörtüsü üzerindeki baskı ve yasaklamaları kaldırdığımızda bundan ülkenin zarar göreceği ifade ediliyordu. Şarkıların, türkülerin, kelimelerin, kavramların, hatta kalem ve klavyelerin üzerindeki baskıyı kaldırdığımızda Türkiye'nin zayıflayacağı, bölüneceği, parçalanacağı iddia ediliyordu. 12 yıl içinde tüm iddiaların, tüm karamsar senaryoların tam tersi gerçekleşti. Bireyin hak ve özgürlükleri genişledikçe devlet güçlendi. Hak ve özgürlükler genişledikçe devlet kadar ekonomi güçlendi. Siyaset güçlendi. Kaldırılan her bir yasak, her bir kısıtlama hem bireyi güçlendirdi, hem de iddia edilenin tersine devleti güçlendirdi. Milleti güçlendirdi. Ülkeyi güçlendirdi. Hiçbir devletin yasaklarla, kısıtlamalarla, özellikle de korkularla varabileceği bir hedef yoktur. Bireyi, halkını, vatandaşını kendisi için bir tehdit olarak gören devletin adil olma imkanı ve ihtimali asla yoktur. İşte onun için Türkiye daha güçlü, daha adil, daha müreffeh ve huzurlu bir ülke olmak adına tüm anlamsız yasak ve kısıtlamalardan kurtulmayı, demokrasiyi daha ileri standartlara kavuşturmayı, hak ve özgürlükleri daha da genişletmeyi sarsılmaz bir hedef olarak muhafaza edecektir. Devlet ile birey arasındaki mesafeleri kaldırmak konusunda Türkiye'nin kararlılığı asla sarsılmayacaktır. Türkiye'nin ileri demokratik standartlara kavuşma, hak ve özgürlükleri genişletme konusunda reform kararlılığı asla geriye gitmeyecektir. Tabii burada güncelliği hasebiyle önemli bir noktayı da özellikle vurgulamam gerekiyor. Değerli arkadaşlar, birey için özgürlük ne kadar haksa, güvenlik de o kadar haktır. Özgürlüğün olmadığı yerde güvenlik olmaz. Aynı şekilde güvenliğin olmadığı yerde de özgürlük olmaz. Bu ikisinin çok hassas bir dengede muhafaza edilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Eğer güvenlik öne çıkarsa özgürlük kısıtlanır. Eğer özgürlük başkasının özgürlük alanını ihlal edecek şekilde yorumlanırsa o zaman da güvenlik sarsılır. Adeta bıçak sırtında yürürcesine özgürlük ve güvenlik dengesini muhafaza etmek, teraziyi tam dengede tutmak zorundayız. Bakın hiçbir zaman en mükemmel seviyede, en ideal noktada olduğumuzu iddia etmedik. Eğer böyle bir iddia içinde olursak, bu zaten bizi ciddi bir yanılgıya sevk eder. Ancak özellikle batılı dostlarımızın şunu bilmesini isterim. Türkiye bütün bu kararlı reformlarını zor bir coğrafyada, yoğun terör saldırılarına ve içeride değişime karşı yoğun dirence rağmen gerçekleştiren bir ülkedir. Farklı dil ve lehçeler üzerindeki kısıtlamaları kaldırırken karşılaştığımız dirence herkes gördü ve yaşadı.
ırkçı siyasete karşı mücadele verdik. Statüko partilerine karşı mücadele verdik. Korkulara karşı, ön yargılara karşı mücadele verdik. Bütün bunlara ek olarak özgürlüklerin genişlemesinden rahatsız olan terör örgütüne ve onun uzantısı olan siyasi partiye karşı mücadele verdik. Bu kadar dirence rağmen, vazgeçmeden, yılmadan, kararlılıktan, taviz vermeden reformlarımızı yaptık. Şimdi, önceki hafta Doğu ve Güneydoğu illerimizde, büyük şehirlerimizde yaşanan hadiseleri herkes gördü. Bazı siyasi partiler, taraftarlarını Suriye'deki Ayn el-Arab, yani Kobani'ye yönelik terör saldırılarına karşı sokağa çağırdılar. Basın açıklaması yapmak, gösteri yapmak, protesto etmek, fikirlerini özgürce ifade etmek elbette demokratik haktır. Ama ne oldu? Birkaç gün içinde 42 insan gösterilerde hayatını kaybetti. Üstelik hayatını kaybedenler bizzat göstericilerin insanlık dışı saldırıları neticesinde katledildiler. Binlerce iş yeri yakıldı, yıkıldı, yağmalandı. Kamuya ve sivillere ait yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Kamuya ve sivillere ait onlarca bina yakıldı, kullanılamaz hale getirildi. Daha da ileriye gidildi. Bingöl'de iki polisimiz şehit edildi, onlarca polisimiz olaylarda yaralandı. Şimdi biz bunlara demokratik hak mı diyeceğiz? Bu vandallığa, bu şiddete gösteri hakkı, protesto hakkı, ifade özgürlüğü mü diyeceğiz? Dünyanın neresinde böyle bir hak, böyle bir özgürlük var? Ben Batı'yı bilen birisiyim. Batı'nın neresinde ne olduğunu, güvenlik güçlerinin orada nasıl bir güç kullanımı içerisinde olduğunu gayet iyi bilen birisiyim. Orada bunlar normal karşılanırken, benim ülkemde bu noktada güvenlik güçlerin bir adım attığı zaman bunun değerlendirmesini yapanlar adil davranmalıdır diye düşünüyorum. Bizi kıyasıya eleştiren o uluslararası medyaya, o batılı siyasetçilere soruyorum. Kendi ülkelerinde böyle bir vandallığa, böyle bir yağmacılığa, insan hayatına kasteden bu türden şiddete demokratik hak diyebilirler mi? Özgürlük diyebilirler mi? Türkiye söz konusu olduğunda çok bariz bir çifte standardın devreye girdiğini görüyoruz. Az önce internet, sosyal medya bunlar konuşuldu. Kısa bir süre önce Eylül ayında malum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydık. Ve bölgedeki son gelişmeler sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde özel bir toplantı yapıldı. Başkan Obama'nın riyasetinde olan bu toplantıda özellikle IŞİD denilen bu terör örgütünün son dönemlerde attığı adımların değerlendirmesi yapılırken orada interneti, bunun yanında Twitter'ı çok iyi kullandığı gündeme geldi. Ve buna karşı bazı tedbirlerin alınmasının gereği gündeme geldi. Şimdi sosyal medyada özellikle gerek internet, gerek işte Twitter, gerek Facebook, bütün bunlar değerlendirilirken bunu tek taraflı görmek ciddi yanlış olur. Bunu ele iyi almak lazım. Ben bunu her zaman şuna benzetirim. Bir katilin elinde bıçak var, bir de doktorun elinde neşter var. Doktorun elindeki neşter hayat kurtarır ama katilin elindeki bıçak insan hayatına kasteder ve öldürür. Şimdi bunu birbirinden ayırmamız lazım. Biz neşterden yana mıyız yoksa katilin elindeki bıçaktan yana mıyız? Eğer bunu iyi ayırt edemezsek, tefrik edemezsek bunun bedelini işte aynen IŞİD'in elindeki bıçaklar gibi görürüz. Veyahut da şu son dönemde 42 vatandaşımızın ki biraz sonra değineceğim örnekler bu noktada çok önemli. Aynen onların elindeki bıçaklar gibi görürüz. Dolayısıyla bütün bunların
yüzlerce binlerce örneği var. Mesela Twitter'dan tehdit mesajları yayınlayanların, bombalı saldırı şakası yapanların başka ülkelerde nasıl sınır dışı edildiklerini, kimi hesapların nasıl kapandığını hepimiz biliyoruz. Bunları görmemiz lazım. Ama Türkiye'de adres vererek, şu bakanın ev adresi şudur, gidelim basalım diyerek tehditler yapılınca, buna karşı tedbirler alınınca, bu hem içeride hem dışarıda örgütlü bir karalama kampanyasına dönüşebiliyor. Bir süredir içeride maalesef bazı siyasiler, hem de üst düzeyde, ne yazık ki dışarıda bir kısım uluslararası medya, Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyerek Türkiye'yi tüm dünyada acımasızca eleştiriyorlar. Türkiye, gazetecilik faaliyeti dışında cinayetten, terörden, hırsızlıktan mahkum olanlar nedeniyle sınırsızca eleştirilirken, İsrail'in Gazze saldırıları sırasında katlettiği 16 gazeteci, bakıyorsunuz hiç gündeme gelmiyor. Hiç duydunuz mu? Ben duymadım. Okumadım. Gazze saldırıları sırasında mahalle baskısına maruz kalan, sürülen, işinden atılan gazeteciler hiç gündem yapılmıyor. Kusura bakmayın. Burada ben şu tespiti yapmak durumundayım. Geçen yıl Gezi olayları sırasında yaralanan ve sonrasında maalesef hayatını kaybeden bir çocuğun, üzülerek ifade ediyorum, ölü bedeni üzerinden her türlü aşağılık saldırıya maruz kaldık. Bir çocuğun talihsiz ölümünü reklam aracı yapacak kadar, muhalefet aracı yapacak kadar, istismar vasıtası yapacak kadar alçaldılar. Günlerce manşetlerle, sokak olaylarıyla, içeriden ve dışarıdan kampanyalarla bize akla, vicdana, edebe sığmayacak saldırılar yaptılar. Ta okyanus ötesinden ölen çocuğun mezhebine de vurgu yaparak timsah gözyaşlarıyla taziyeler yayınladılar. Ancak bu gösteriler sırasında ateşli silahla kasten öldürülen Burak hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Hiç kimsenin vicdanına dokunmadı. Daha önceki hafta Diyarbakır'da vahşice öldürülen üç genç, o malum çevrelerin ilgi alanlarına hiç girmedi. Düşünün, Kurban Bayramı'nda yoksullara yardım dağıtma peşinde olan 16 ile 26 yaşları arasındaki gençler tam anlamıyla vahşice katledildiler. Önce silahlarla, bıçaklarla saldırıya uğradılar. Sığındıkları binanın üçüncü katında işkence gördüler. Üçüncü kattan aşağı atıldılar. Yetmedi, bunlardan birinin üzerinden arabayla geçtiler, diğerinin başını taşlarla ezdiler. Bu vahşice katledilenler insan değil mi? Bunlar çocuk değil mi? Genç değil mi? İstanbul'da talihsizce ölen çocuk için sahte, yalan ifadelerle ekmek almaya gidiyordu. Halbuki hiç alakası yok. Maalesef terör örgütünün maşası olmuş durumdaydı. Bu tür hikayeler tasarladılar. O reklamcılar şimdi nerede? Sokaklara çıkan gösteriler yapan o, sözüm ona, vicdan sahipleri nerede? Günlerce manşetlerinden sahte vicdan gösterileri yapanlar hani neredeler? O çocuğu siyasi bir istismar aracı yapanlar neredeler? Okyanus ötelerinden taziyeler yayınlayan, timsah gözyaşları döken, burada sokak olaylarına benzin dökmeye çalışanlar neredeler? Suriye'de kimyasal silahlarla, konvansiyonel silahlarla, varil bombalarıyla 300 bin insanın katledilmesine susacaksın, hatta bu insanlık dışı katliama destek vereceksin, ondan sonra Kobani deyip sağı solu yakacaksın, cinayet işleyeceksin. Ya Kobani için bu kadar dertlisin de, Kobani'nin dışındaki şehirler için niçin senin en ufak bir derdin yok? Kaldı ki Kobani'de şu anda kimse yok. Kobani'de olanların hepsini zaten biz aldık, ev sahipliği yapıyoruz.
200 bin Kobani'den Kobanili Kürt şu anda bizim ülkemizde. Şu anda Amerika'nın bölgede yapmış olduğu son hava operasyonları aslında oradaki Kürtlerle ilgili değil, tamamen IŞİD'in oradaki kuşatmaları ile alakalı bir konu. Ve Kobani eğer stratejikse bizim için stratejik. Amerika için stratejik değil. Dolayısıyla bizim burada alacağımız tedbirler önem arz ediyor. Bunun üzerinde hassasiyetle durmamız lazım. Fakat 300 bin insan Suriye'de öldü. Burada bir tavır var mı? Yok. Kimyasal silahlarla ölen insanların sayısı 1500-1600. Ama konvansiyonel silahlarla ölen insanların sayısı 300 bin. Siz konvansiyonel silahlarla ölenleri göz ardı ediyorsunuz. 1500-1600 kimyasal silahla ölenleri gündeminize alıyorsunuz. Bunun ne mantıkla, ne hukuk mantığıyla, ne vicdanla hiçbir alakası olamaz. Benim için neticesi ölüm olan her şey suçtur. Biz bunu değerlendirmemiz lazım. Orada ister kimyasal silah kullansın, ister konvansiyonel silah kullansın. İnsan öldü mü? Öldü. Bunun bedeli olmalıdır. Ve bunların hiçbir özgürlük değildir. Ve bunlar bir defa demokratik hak da değildir. Ne bu çifte standarda, ne bu şımarıklığa, ne de bu şiddete kim ne derse desin boyun eğmeyiz. Şu anda meclis yeni güvenlik tedbirlerini yasalaştırmaya hazırlanıyor ve bakıyorsunuz içeride dışarıda o malum koro yine algı operasyonu peşinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür olaylar karşısında ne tür güvenlik tedbirleri alınıyorsa biz de aynısını alıyoruz. Yüzüne maske takıp, eline molotof alıp, sivillere saldıran, sivillerin başını taşla ezerek katleden bir anlayış, dünyanın hiçbir yerinde özgürlük kavramının, demokratik hak kavramının arkasına saklanamaz. Şu uluslararası gazete bunu yazmış. Bu uluslararası örgüt şunu söylemiş. Bu çifte standarda biz boyun eğmeyiz. Burada da açık açık ifade ediyorum. Ülke olarak her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Her türlü tavsiyeye, her türlü dostça uyarıya açığız. Ancak çifte standartla tamamen haksız bir şekilde Türkiye'nin iç ve dış politikasını şekillendirmeye yönelik karanlık operasyonlara eyvallah demedik. Bundan sonra da demeyiz. Devlet eğer sokaktaki, evdeki, otobüsteki vatandaşının can güvenliğini temin edemiyorsa, özel ve kamu mülkünü koruyamıyorsa, o ülkede özgürlük de olmaz, demokrasi de olmaz. Hem güvenliği temin edeceğiz, hem de bu sayede özgürlükleri, demokratik standartları daha ileri seviyelere taşıyacağız. Burada tekrar ediyorum. Türkiye'nin 90'lı yıllara dönmesine, güvenlikçi politikaların öne çıkmasına da asla müsaade etmeyiz. Etmeyeceğiz. Polisimize, askerimize bireyin hakkını ihlal edecek yetkiler şüphesiz ki vermeyiz. Verilen yetkileri aşmasına, kötüye kullanmasına da asla göz yummayız. İşte kamu denetçiliği de zaten bunun için var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı bunun için var. Kamu denetçiliği kurumunun güvenlik, özgürlük dengesini en hassas şekilde gözeterek bireyin hak ve özgürlüklerini savunacağına ben yürekten inanıyorum. Sosyal medyanın özgürlüğü savunulduğu kadar sosyal medyada hakları ihlal eden mağdurların da özgürlüğü savunulmazsa oradan özgürlük değil hak ihlali doğar. Protesto yapanın özgürlüğü kadar evladı vahşice katledilen annenin hakkı savunulmazsa oradan adaletsizlik doğar. Gösteri yapanın hakkı kadar esnafın hakkı savunulmazsa oradan da kaos doğar.
karmaşa doğar. Biz kimin ne dediğinden çok tarihimizin, medeniyetimizin, anayasa ve yasaların en önemlisi de vicdanlarımızın ne dediğine bakacak, geleceğe de bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 2. Uluslararası Ombudsman Sempozyumu'nun başarılı geçmesini diliyorum. Birbirinden değerli katılımcıların her türlü yapıcı eleştiri, görüş ve tavsiyelerinin hassasiyetle takip edileceğinden hiç şüphem yok. Bize ait bu topraklara ve bu toprakların tarihine ait olan kamu denetçiliğinin yeni Türkiye'de yeniden yeşermesini temin ettik. Onun bir çınara dönüşebilmesi için de her türlü katkıyı sunacağız. Kamu denetçiliği kurumuna, buradaki iştirakçilere, katkı verenlere şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeleriyle Zat-ı Devletlerine aile fotoğrafı için kısa bir süre sahnede misafir etmek isteriz. Değerli konuklarımız, aile fotoğrafı için değerli protokol üyelerini davet etmek istiyoruz.